Bodrum Gümüşlük Belgesi'nde yaşayan Türkiye Avrupa Birliği Parlamento Komisyonu eski eş başkanı, gazeteci yazar Hollandalı Just Lagendik, lezbiyen bir çifte verilen Yunus hakkında Türk milletinin tepkisini Hollandalılara anlattı. Hollanda ve Türkiye'de tartışma yaratan olayda evliliklerinin ilk 10 yılında çocuk sahibi olamayan Azeroğlu çifti ilaç tedavisi sonrasında Arif, Halil ve Yunus adını verdikleri 3 çocuk sahibi olmuşlardı. 2004 yılında 6 aylıkken bir kaza sonucu annenin Yunus'u yere düşürmesinden sonra ailenin 3 çocuğuna el koyan Hollanda Gençlik Dairesi koruyucu aile olarak çocukları Hollandalı lezbiyen çifte vermişti verilen hukuk savaşında 2007 yılının Temmuz ayında Arif ve Halil'i Hollandalı lezbiyen ailenin elinden kurtaran Azeroğlu ailesi Küçük Yunus'ta başarılı olamamıştı. Küçük Yunus'un annelik velayeti de 2011 yılının Aralık ayında anne Nurgül Azeroğlu'ndan alınıp Hollandalı lezbiyen çifte verilerek Hollanda'daki hukuk yolları kapanmış oldu. Canlı yayınla Hollanda kanallarına bağlanan ve Türklerin neden Yunus için bu kadar tepki verdiğini anlatan Lagendik, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Hollanda'da olacağını da söyledi. Gümüşlük'te Türk eşi Nevin Sungur'la yaşayan Just Lagendik, Hollanda kanallarındaki tartışma programlarına canlı yayına bağlanarak Türkiye'de oluşan tepkileri anlattı. No with the, with the Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Just Lagendik, Başbakan Erdoğan'ın Hollanda'ya gitmeden önce Hollanda kanallarının kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, Hollanda'da da özellikle şu anda çokça konuşulan ve gündemin üst maddelerinde yer alan konuyla ilgili de benden bilgi almak istediler. Devlet tarafından biyolojik annesinden alınarak koruyucu ailenin yanına verilen Yunus isimli çocuğun durumu ile ilgili Türklerin tepkisini sordular. Ben de Hollandalılara öncelikle şunu anlatmaya çalıştım. Türkler için devletin bir aileden çocuğu alarak koruyucu bir aileye vermesi çok da anlaşılır bir şey değil. Hollanda devletinin böyle bir gücü olduğunu anlamakta zorlanıyorlar dedim dedi. Just Lagendik, Konuşmasına şöyle devam etti. Hollandalılara ikinci açıklamaya çalıştığım nokta yine Türkler açısından anlaşılamayan ve kabul edilemeyen bir konu olan Yunus'un durumuyla ilgili oldu. Yunus'un kendi ailesinden alınarak lezbiyen bir çifte verilmiş olması birçok Türk tarafından kabul edilemez bir durum. Türkler bunu anlamakta zorlanıyorlar. Nasıl eşcinsel bir çiftin koruyucu aile olarak bir çocuğu evlat edilmesi, yetiştirmesine izin verir devlet. Bu durumun Türkler açısından anlaşılmaz bir şey olduğunu anlattım Hollandalılara. Bütün bu olanları Hollandalıların Türkler tarafından nasıl algılandığını söyledim. Üçüncü konumuzda Türkler bu tür olayları kendilerine yöneltilen bir asimilasyon politikasının sonucu olarak değerlendiriyorlar ve öyle tepki veriyorlar. Türkler bu konu hakkında çok büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü Hollanda'da çocukların bu anlamda asimile edilmesine yönelik sistematik bir karar ve uygulama yok dedi. The And one of the Lezbiyen bir çifte verilen Yunus hakkında kendi görüşlerini de bildiren Lagendik, ben bir Hollandalı olarak oradaki durumu, oradaki sistemi biliyorum. Neden böyle bir uygulamada bulunulduğunu da biliyorum. Öte yandan burada uzun zamandır yaşayan bir insan olarak Türklerin bu konudaki hassasiyetlerini de anlayabiliyorum. Gösterdikleri tepkilerle de oradaki uygulamaları ve sistemi bilmiyorlar. O yüzden bu şekilde tepkiler doğuyor şeklinde konuştu. To take away from their when these parents uh, mistreat Are seen as not being able to raise their children this for for Turks is unimaginable that they take away your child. but in the Netherlands, This happens in in extraordinary cases. Just legendik perşembe günü Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya gideceğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Başbakan Erdoğan perşembe günü Hollanda'ya gidiyor. Umarım oradan kendi meslektaşı Hollanda Başbakanı Erdoğan'a bu durumu anlatma şansı olur. Neden böyle bir uygulama yapıldığına dair. Başbakan Erdoğan da bu anlamda daha fazla bilgilendirilir ve şunu anlar ki Hollanda'da da bu büyük bir yanlış anlaşılma Hollanda'da Türklere karşı yanlış anlaşılma ve komplo teorisi Hollanda'da Türklere karşı asimilasyon politikası yoktur ve bu uygulamada onun bir parçası değildir dedi.